Namazın günde beş vakit olması, kulun sürekli Allahla haşirleşir olmasıdır. Onunla sürekli beraber olmasıdır. Yeter ki kurallarına uygun, rükün ve şartlarına uygun, yani içeriğine uygun hareket edilsin. Eğer biz namazı gerçekten Allah ve Peygamber'in bize öğütlediği gibi huşu içerisinde bir ibadet olarak günde beş vakit yaparsak, bizi öyle bir noktaya getiriyor ki inanılmaz derecede e, farklı açılımlara götürüyor. Mesela Enfal suresinin 29. ayeti hep dikkatimi çeker. Ya yelezina amenu ey iman edenler in tettekullaha yec'alekum furkanan. Şimdi in tettekullaha siz hakiki bir mümin olsanız ki bu ne olur? En başta ibadetlerden namazla olur. Başka şeylerle de olur. Namaz en büyük destekleyicisidir. Yec'alekum furkanan. Size ben furkanı veririm. Bu Furkan dediği günümüzde isterseniz altıncı his deyin, isterseniz başka bir şey kalp gözü deyin. Yani bir hmm. mürşid için bir başkası için. Ve sıradan bir mümin için de iyiyi kötüyü en güzeliyle ayırt edilen bir melek olarak tarif edilir Furkan. Bir kere insan bunu kazanır. Bu ne, ne getirir bize? İş hayatında az hatalı karar vermeden tutun. Aile hayatındaki yanlış kararlarının azalmasından ta ki ticaretindeki yani her türlü konuda siyasetinde her yerde namazla ilgili bu düzgün hareket etme kişiye daha az hata yapmayı daha güzel işler yapmayı sağlar. Sonuçta bu arkadaşlık irtibatlarına eşler arası irtibata, çocuklar aile arası irtibata, yani nasıl söyleyeyim, idare ettiği kişilerle ya da idare edildiği yerdeki arkadaşlarıyla olan irtibatında kendi hayatında tamamen bir barışık bir düzen kurmuş olur. Bunun için günde beş vakit namaz, Sürekli kişiyi ki bunun tabi belki ileride gelecek daha fiziki, ruhi bir sürü faydalarının yanında. Esas mesele günde beş defa Allah'ı hatırda tutmak.